Ebue ve Selçuk. Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol! Gol, gol Umut Bulut! 19. dakika, Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi, fırsatçılığını konuşturdu ve golü attı. 1-0 önde Galatasaray. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde. Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top. Galatasaray fileleriyle buluşuyor. Kayıt topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken. Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. Dek Kayt gidiyor. Yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kayt burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor gerilerden. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa. İkinci hamle. Kayt ve gol. Dirk Kayt ve bir kez daha beraberlik. Kayt'ın golü. Galatasaraylı futbolcular itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a. Kayt'ın golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da iki gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe mi? Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var. Bu konuda da Fatih Hoca'yı da tebrik etmek gerekir. Ebue Hamit paslaşmaları. Umut araya girmek istedi. Caner. Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi. Yardımcı hakem verdi penaltı. Yardımcı hakemin, çizgideki hakemin uyarısı var. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir penaltı. Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika Mert kalede. Selçuk ve gol. Selçuk ve gol Galatasaray. 3-2 önde. Galatasaray 90. dakikada bir penaltı golü. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler, Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. Drogba'nın golü. Galatasaray 1-0 önde. Didier Drogba 99. dakikada sahneye çıktı işte. Bu pozisyonda Kadlec'in önünde kafayı vurdu ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi yere başardı. Yere vurduğu için gol oldu. O
Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu, topu alana gitti. Dert Kalp topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kayıt geldi. Muslera ayrı köşeye, top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu, topu dışarı gönderdi Selçuk. Karar değiştirdi de aldı. Volkan zorladı onu karar değiştirmeye. Caner ve Muslera. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Denge yine bozulmadı. Volkan dikkatli. Melo geldi, vuruşunu yaptı. O da dışarı yolladı. Neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan ile Melo arasında bir gerginlik. Muslera kalesinde. Mehmet topuz vurdu. Yine Muslera. Galatasaray'dan dışarı gönderiyor. Fenerbahçelilerin vuruşlarını Fernando Muslera çıkartıyor. Yekta topun üzerine geliyor. Yekta vurdu, bu kez Volkan. Bu kez Volkan çıkarttı. Raul Meireles. Muslera kalesinde iki penaltı vuruşu çıkarttı Muslera. Meireles vurdu, topu alana yolladı. Denge Fenerbahçe lehine bozuldu. Burak topun gerisine geçti. Volkan kalesinde kritik an. Burak vurdu, topu alana yolladı. 2-2'lik beraberlik. Katleç, Muslera, Katleç ve gol! Süper Kupa Fenerbahçe'nin. Volkan böyle seviniyor. Fenerbahçe 8. Süper Kupa'nın sahibi oluyor. Bu oyuna reaksiyon göstermesi lazım Fener'in. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa, top ağlara giriyor. Gol Galatasaray, finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi, sonunda attı golü. Lukas Podolski, Galatasaray 1-0 önde, 54. finalde. Podolski daha önce 6. ve 13. dakikalarda gole çok yaklaşmıştı. 31. dakikanın ilk saniyelerinde uzak direk dibinde topu kafayla ağlara gönderdi. Ve finalde Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti değerli izleyenler. İşte gol. Dinayer'in kafası, tamamlayan Lukas Podolski.